Arkadaşlar merhaba. Civenel'in yani Civenel'in bilançosuna bakacağız. Evet, şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl önceye gideceğiz. Kendisini aynı çeyrekle kıyaslayacağız. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre bir hayli uzamış yani. Bir hayli, öyle böyle değil. Net işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış. Şu anda açık var. Bu ne demek? Şirket randımanı çalışamaz demek yani, öyle söyleyeyim. Yani şirkete para lazım arkadaşlar. Net borç bir çeyrekte 612 milyon artarak 946 milyona yükselmiş. Ciddi oranda bir borç da yükselmiş. Net döviz pozisyonu 935 milyon eksi de, o da öz kaynakların %15.8'ine denk geliyor. Bunun bir sonraki çeyreğe etkisi olacak tabi, hesaplar kesildi ama dolar da çok fazla bir yere gitmedi. Onun için etkisini biraz sonra göreceğiz. Nakit akışında sıkıntı var arkadaşlar. Son 4 çeyrektir. Ne demek nakit akışında sıkıntı? Ya kar yapıyor ama para kasaya girmiyor. Yani sanki veresiye satıyormuş gibi, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla nakit akışı biz ne diyoruz o zaman? Para fiktif olunca kar, kasaya girmeyince biz öyle diyoruz yani. Kasaya para girmemiş. Yani tahsil eder etmez onu bilmiyorum ama kasaya para girmemiş. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Ortalaması %22'ymiş her çeyrek yatırım için harcadığı para. Ama şu anda 18 yapmış. Dolayısıyla bütün dışına çıkan çok da bir yatırım görmüyorum arkadaşlar. Yani yatırım yapmış, 1 milyar küsürlük bir çıkış var ama bütün dışına çıkmış yok. Yani bu çeyreklik yok, öyle söyleyeyim. Bu çeyrek bir şeyi yapmamış. Daha önce yapmışsa yapmış. Evet arkadaşlar, gelelim esas zurnanın zırt dediği yere. Yasal uyarıyı okuyun. Faaliyetlere bakacağız. Etkinlikler iyi değil, başarılı değil. Bakın faaliyetlerde ne yapmış. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %605.9 hasılat yaparken şu anda bu oran 129'a gerilemiş. Çok ciddi bir gerileme olmuş. Gelelim FAVÖK'e. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %130.8 oranında FAVÖK üretirken şu anda 21.6'ya gerilemiş. Gelelim net kara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %80.5 oranında kar yazarken, net kar yazarken şu anda ne yapmış? Eksi 9 oranında gerilemiş ki bu son 6 çeyreğin, 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş. İyi FAVÖK üretmiş. Neden peki böyle yapmış? Yani 884 milyon FAVÖK üretirken net kar neden eksi 370 olmuş? Faaliyet dışı giderler var arkadaşlar, görüyorsunuz. Oradan ciddi bir zarar yazmış. Muhtemelen finansal giderlerdir. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi ertelenmiş vergi var. Aslında bu da tahakkuk olmuş ama tahsil olmamış. Bu da tahsil olursa 133 milyon daha ekleyin. Yani bu zarar daha da çoğalabilir arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine, ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış bakalım ona arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar enflasyon muhasebesi dahil toplam yaptığı değerlendirme %94.94 olmuş çeyreklikte. Şu anda ise 3.74 oranında bir değerlendirme yapmış. Çeyreklik öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %175.5 oranında büyürken şu anda eksi 5.3 olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar %470 büyüyen şirket şu anda 95.2'ye gerilemiş. Tabi bunda enflasyon muhasebesinin de etkisi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim burada. Ama şu andaki mevcut büyüme 95.2 olmuş. Fiyat hareketine bakarsak fiyatını biliyoruz ama ölçemiyoruz. O zaman o tarihte olmadığı için. Çarpanlara bakalım. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara. 5 yılın en düşük, 5 yıl olmasa da en düşük FK'sı 19.39 iken şu anda 96.56'ya yükselmiş. Dolayısıyla yaklaşık olarak en düşüğünün 4.98 katı arkadaşlar bu. 5 yılın en düşük piyasa değer defteri de ben bir kabul ediyorum. Çünkü o zaman yoktu yani. Piyasada yoktu. Pandemide. Bununla eş değer olan şirketler 1 ve 1'in altını gördüğü için ben bunu 1 kabul ediyorum. Şu anda 6.18. Halka açıklamanı 23.17. Düşük bir oran.
Yabancı paranın öz kaynaklara etkisi de -1.41 olmuş. Yani önümüzdeki çeyrekte de yabancı paradan dolayı 1.41 oranında öz kaynaklar azalacak. Şimdi bir önceki çeyrek fiyatımız 332.75'miş. Oradan 11.19 aşağıda. 15 deflasyon olsa aşağı yukarı %26 bir çeyrekte yatırımcısına zarar vermiş. Zirve fiyatımız 421.90'mış. Oradan da %29.90 yani %30 aşağıda arkadaşlar. Oradan da yatırımcıyı üzmüş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynak 47.79. Bunu mevcut büyümeyle 95.2 ile büyütürsek ne kadar sürede 295 lira olur yani fiyata ulaşır. O da 2.7 yıl yani 33 ay. Bu da çok uzun bir süre. Biz buna ne diyoruz? Hava parası diyoruz. Önden yüklemeli. Yani siz şu anda bu şirketin 33 ay sonraki oluşacak öz kaynağını satın alacaksınız. Tabii bu rakamlar değişirse büyümeler falan o da değişecek. Ama şu andaki mevcut bilanço verileri bize 33 ay sonrasını gösteriyor. Bu da çok uzun bir süre. 12'den sonrası sıkıntılı arkadaşlar söyleyeyim. Çünkü bir yıldan sonrası sıkıntılı olur. Gelelim ikinci bir şeye arkadaşlar. Ölçümümüze. Şirketin getirisiyle alternatif getiri, faizi ve enflasyonu ölçeceğiz. Ona göre şirkete bir değer biçeceğiz. Şimdi aslında tek başına bilanço yararlısak bakın enflasyonun 54 olduğu bir yerde 95 büyüme iyi bir büyüme. Bak mesele bilançoda değilmiş demek. Bak, mesele nerede onu şey yapacağız, tespit edeceğiz. Defter değerimiz 47.75 onu %95.2 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklarından dolayı kazanacağımız 45 lira 48 kuruş olacak. Bu 45 lira 48 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 295 lira 50 kuruş. Peki bu parayı şirkete değil de %50 bile faize yatırsak kazancımız da olacak 150.71. Yine bunu un, yağ, şeker alırsak enflasyondan kaynaklanan kazancımız 159 lira 57 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getirisi şirketin getirisinin tam 3.51 katı. 3.51. Yani bir yerde siz 45 lira kazanacaksınız, bir yerde 159 lira. Bir yerde 1 lira, bir yerde 3.51. Ya eğer kafanızda sıkıntı varsa, onu bilmiyorum ama sıkıntı yoksa baba bu şirket alacağına git enflasyona koy, yağını şekerini al, evinde otur ya. Bu arkadaşımız bu fiyatlarla sana para kazandırmaz, başkasına kazandırmış zaten. Başkası yapmış, başkası olmuş, başkası almış işte 100 liradan götürmüş, 400 liradan vermiş kısa sürede. Sanki %400 büyüyecek. Öyle bir fiyatlama yapmış. Sen de dalmışsın orada. Yani gerçek dışı hayali şeyler oluşmuş. Şimdi en büyük problem ne? Hani bu bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermez. Diyeceksiniz evet doğrudur. Sen yaptın mı çalışma? Bu şirket bir yıl içerisinde %333 ya da %334 büyüyecek mi? Bakın eğer büyüme böyle olsaydı biz ne diyecektik? Bakın. Şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı. Biz de diyecektik ki şirketin fiyatı ederi 295 liralık kuruş. Anasının ak sütü gibi helal. Böyle olursa sen çalışma neticesinde böyle bulduysan sen doğrusun. Ben yanlışım. Yok eğer böyle olmayacaksa ki böyle olacağına dair bilançoda bir işaret var mı? Yok. Yani bilançoda iyileşme falan yok ki kötüleşme var. Buna yönelik. O zaman ne olacak? Bir başka denge noktası bulacağız. O da fiyatın makul mantıklı seviyelere çekilmesi. Evet fiyat burada olursa ne olur? Şirketin getirisi 45 lira ama o parayı yatırdığınızda yağlı çekeri tuzla aynı parayı kazanmış olursunuz. Enflasyonla eşit olur. O zaman ne olur? Şirket yine dengede olur. Siz buna hangisini yakınsınız? Bak mesela burada bu. Sen %300 büyüyeceğine mi yakınsın? Yoksa fiyatın buna düşeceğine mi? Fiyat buraya düşer düşmez ben bilmiyorum arkadaşlar. Matematik öyle söylüyor. Matematiksel olarak bu şirketin getirisiyle enflasyonu ölçtüğümüzde değer bu çıkıyor. Böyle olursa eşit olur diyor. Bu koşullarda. Peki yarın fiyat, işte fiyat buraya mı gelecek falan? Ya abi ben bilmiyorum. Fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Ben iddiam değilim ki şu 84 liraya gelecek diye bir iddiam yok. Bilmiyorum ki. Matematik öyle söylüyor. Bunu traderler bilir. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Fiyat kim alıp satıyor? Trader alıp satıyor. Adam belki daha önce 395'den alıp 421'den satmıştır. Kim bilebilir? Belki de 108'den almıştır. 400'den satmış parasını 4 katı yapmıştır. Buna da saygıyla, hürmetle ellerinden öperim.
Ama bizim yapacağımız bir şey değil. Bizim becereceğimiz bir şey değil. O biz trade'lik yapamıyoruz ki. Beceremiyor. Yetenek yok yani. O yetenek bizde yok. Çizgi çiziyorlar, ediyorlar, bayrak dile dikiyorlar, omuz baş yapıyorlar. Ne bileyim ne yapıyorlar, şey yapıyorlar. Biz bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz zaten. Biz trader değiliz ki. Niye? Ne yapacağız? Yani günlük alçak mı yapacağız? Yok. O zaman bize ne? Teknik analiz ne? Değil mi? Biz bilmiyoruz. Fiyat alıp satmak başka marifet. Ama biz ne yapıyoruz? Biz de değer alıp satarız. Değer. Değer alıp satarız. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriliği. Oluşan korelasyon sonucu çıkan rakama değer diyoruz. O da 84.22. Gerisi fasafiso bizim için. Öyle söyleyeyim. Şirket bu değerden, bu değerin altına gelirse, değerinin de altına gelirse, iskonto olursa, biz o zaman ne deriz? Ha, güzel şirket bulduk, iskonto deriz. En azından niye iskonto istiyoruz? Değer iyi gitmiyor. Bilanço iyi değil ki, veriler iyi gitmiyor. Bir sonraki çeyrekte bile biz kendimizi mi zarara sokalım? En azından %35, %30 iskonto olursa, o zaman deriz ki ya değer, bilanço iyi değil ama fiyat da ucuz. Alırsın, beklersin, belki düzelir dersin. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Şimdi bunun piyasa değeri defterindeki 6.18, %95 büyümüş. Buyurun altta Aygaz varmış. Şunu tava çevireyim. Aynı olsun. Tav. Evet. Ne kadar büyümüş? 98. Değil mi? Sen ne kadar büyümüşsün? 95. Aynı büyümüşsün değil mi? Hatta tam 3 puan daha fazla büyümüş. Senin varlıklarının bilgalık malına biz 6.18 veriyoruz. Ama öbür taraftan tava 1.71 veriyoruz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bu işte şu oluyor, tamam mı? Gidiyorsun pazara, iki tane tezgah var. İkisi de aynı domates. Yani ikisi de aynı şey olduğu için. Büyümeler aynı olduğu için. İkisi de aynı domates. Adam araya bir tane karton atmış. Bir tarafta birini 1 lira 71 kuruşa satıyor. Öbür tarafta 6.18'e satıyor. Ve sen gidip 6.18'den almaya çalışıyorsun. Sebep? Aynı domates ya, aynı. Aynı kasada, aynı tarlanın. Gitmiş karton koymuş. Bunu bu fiyata satıyor, onu fiyata satıyor. İşte bunun ne, bu nedenle sen para kazanamıyorsun. Bu nedenle şiştiği için 3 aydır senin hissen gidemiyor ve sana zarar vermiş. Değil mi? Bak 3 ay %11 zarar etmişsin. Bir de enflasyon darbe vurmuş. %15'te olsa %26 kaybın var 3 ayda. Değil mi? Reel anlamda o. Peki bunu alsaydın ne olacaktı? Bakın 3 ayda nereye gitmiş? Görün bak. Neymiş fiyatı? 150 liraymış. 3 ay önce. Ne olmuş? %44.67 olmuş. İşte bütün mesele burada. Sen bakış açını değiştir. Sen böyle yaparsan para kazanırsın. Getirisi olan, geleceği olan, gelecekte de bilançolar iyi gelecek olan, bunun işaretini veren, şirketlerde pozisyon almazsan, fiyat alıp satarsan, o zaman çok ciddi sıkıntılar yaşarsın. Hele ki de zirvelerde fiyat alıp satarsın. Ya 100 liradan alakalı olmuş şirket, nasıl 1 yılda 4 katına 5 katına çıkıyor? Sizin yani, ya normal mi bu? Bu mal bu kadar kıymetli olsaydı patron niye 400 liradan halka arz etmiyor da 100 liradan halka arz etmiş? Ya patron bilmiyor mu? Malın kıymetini bilmiyor. Siz mi biliyorsunuz yani? Siz mi çok akıllısınız? Yoksa o sahte sultanlar mı çok akıllı? Bir sürü Twitter'da orada burada size bu hisseleri pazarlayanlar var. Enerji. Enerji. Ne oldu enerji? Lan her şeyin bir sonu var. Sonsuza kadar yükselmez bir şey. Sonsuza kadar yükselir mi? Abidik gubidik saçma sapan hisselere saçma sapan fiyatlar verirsen bekleme süren uzar olur. Tamam buradan düşmesin 295'ten ama seni bekletir. Borsa 5 gider seninki 4 gider. Borsa 8 gider seninki 4 gider. Sonra dersin ki ya borsa çok gitti benimki gitmiyor. Neden gitmiyor? Önceden gitmiş kardeşim önceden. Önceden götürmüşler bunu. Bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar olmamış diyoruz. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar sizin, zarar sizin. Onu söyleyeyim. Sakın ona bunun altına öyle gereksiz gereksiz şeyler yazmayın. Onu söyleyeyim. Sizi engelliyorum zaten. Yazarları engelliyorum. Git al kardeşim. Ben sana alma demiyorum. Bak ben bir şeye gitmez demem. Giderse bak gitti. Ya bana ne giderse gitsin. Giderse sen o kağıt senin olsun kardeşim. Ben gitmez demiyorum ki. Etmez diyorum. Etmez. Kafayı yiyecek ulan. Alta yaz. Sen söyledin gitti. Ya bana ne kardeşim. Git al o zaman. Ben sana almam diyorum ya. Gitmez de demiyorum ki. Gider buradan 295'ten 2 milyon 900'e götürürler belki. Nereden bileyim ben onu? Ben sana başka bir şey öğretiyorum.
Başka bir şey söylüyorum. Bak. Değil mi? Sen değer yatırım yaparsan asla para kaybetmezsin. Asla para kaybetmezsin. Öyle söyleyeyim. Ama böyle onunla bununla Twitter'da, orada burada, sosyal medyada bunların işte şöyle yapacak, böyle yapacak, uzaya gönderecek, bilmem ne yapacak, böyle acayip acayip kendine hayali şey çizersen, proje çizersen sonra üzülürsün kardeşim, üzülürsün ya. Yani üzülürsün. Olmamış diyoruz. Bundan sonra alan tutar, kendisine hayırlı olsun. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.